Üşüdüm artık, sinirden titriyorum. Her neyse, gelelim bugüne. Şimdi daha önce de bu aramızda oldu ve şunun da lütfen altını çizeyim. Lütfen gene saçma sapan böyle pedagogumsu birileri bir şeyler yazıyor. Bilip bilmeden konuşmayın. Ben çocuğumun her şeyine izin veririm. Acayip derecede toleranslı bir anneyimdir. Benim annem babam işgalci tipler olduğu için hayatımda bir kere kızımın cüzdanını, telefonunu karıştırmayı kendime zul kabul ederim ki hata yaptığımı düşünüyorum. Fakat daha önce yine benzer tartışmalarda ceza olarak, çünkü bir tek o onun parçasıymış gibi yaşadığı için, bir süre telefon kullanmayacaksın dedim. İnanın aynı delirerek telefonu, yani zannedersiniz ki hani kolunu falan kopardım. Aynı şekilde saldırdı ve ilk defa bunu karşı tarafta yaptı. Oturduğumuz apartmanda, biz bir aile apartmanında oturuyoruz, çığlık atmaya başladı. Ve ben de yani bakın o kadar, şimdi bu şu, Deniz Akkaya'nın kızına bir şey oluyor. Ben de seni buradan vururum. Ve ben hayattaki en nefret ettiğim, beni en yaralayan, hayatımda tek bunun için gözyaşı dökerim. Yani neden biliyor musunuz? Yani güvenilmez insanları hayatıma nasıl sokarım diye ağlayan biriyimdir ben. Her neyse. Bugün de taşma şöyle başladı. Yarın öbür gün. Bu açıklamayı niye yaptım? Ben ünlü biriyim. Benim yaptığım onca iyilik şeyi de kimse paylaşsın derdinde değilim. Ben Allah katında sevaplarımı yapan biriyim. Ama bu sisteme uymadığım ve kimseye de peşkeş çekmediğime ihtiyacım olmadığı için ufak bir şey buldum mu yüze bin katacak zevzek sayfalar ve bilmem neler var. Bu olmadan önce, başıma geleni önce ben paylaşmam gerektiği için, anlatabiliyor muyum? Siz bu hayatı yaşamadığınız için, bu sistemi bilmediğiniz için, dal kavuk ve yalakaların düzeni içerisinde dik duruş ne demek? Bunu bilemeyeceğiniz için lütfen tekrar ve son kez söylüyorum. Benim ayakkabılarımla yürümeden, benim hayatım ve yolumla ilgili yorum yapmayın. Bugün benim kızım beni buradan vurarak bir telefonu, bir aleti, bir makineyi alabilmeye çalıştı. Beni yaralayan şey zaten bu. 16 sene bir iPhone'a feda edildi bakın. Şimdi ben bunu daha önce de yaşadım ve akıl almaz bir cinnet geçirerek telefonu istemişti. Bugün tartışma tekrar ifadeye de geçirmiş, yalan söylüyor. Maalesef artık size açıklamak zorundayım. Bunları bilin diye. Yaklaşık 3 hafta önce bir arkadaşının kredi kartını patlattı. 16 bin lira para ödedim. Üstüne bir de bir sürü özür diledim bir aileden. Bugün okuldan beni aradı. Üstümde para yok dedi. Ben çıldırdım. Daha 2-3 gün önce para vermiştim. O paraya ne oldu? Bir de yanlış anlamayın. Bunu uyuşturucu alması var, bilmem nesi var. Ben verdiğim para nereye gidiyor bilmek zorundayım. Eve geldi. Otur konuşalım dedim. Yazın kampa gidiyor musun? Bak çok yoruldum. İnan ben artık tatile gitmeyeceğim. Bütün yaz yatakta ya, tek başıma yatmak istiyorum. Ama kalktığımda belki bütün gün bir elma ile geçireceğim ama birinin sorumluluğunu artık bu yaz bir dinlenirsem deşarj olmuş şekilde tekrar başlayabilirim. Bakın YouTube projemiz var başlamamız gereken. Televizyon yapamıyorum. O kadar yorgunum ve sürekli Ayşe'nin bitmeyen dertleriyle uğraşıyorum ki bu yaz bana izin ver. Babanla konuştun mu? Ve hemen ağlamaya başladı. Ben çünkü sıkılıyormuş. Ona bir şey anlatmak çok zor, yorucuymuş. Dedim ki bunları dinlemeyeceğim, ağlamayacaksın. Bıktım çünkü ben artık bana herkesin bir şeyleri ağlayarak yaptırmasından bıktım. İş büyüdü büyüdü ve tekrar bir tartışma çıktı. Bu telefonu da kaşla göz arasında boş bıraktığında aldım. Yukarı götürdüm ve haberim olmadan bir uçaklı arkadaşıyla program yapılmış Belçika'ya. Sonra biz taşınıyoruz diye bana acımış, onu iptal etmiş, arkadaşına da bilet aldırmış. Bakın benim bunlardan hiçbir haberim yok. Hiç haberim yok.